kandil çekiyorum bu gece. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi henüz videoları da birleştiremedim. Aa öyle mi? Altay Asker'den geldi ve bugün teşekkürler. Mal takası. Champagne and make many mistakes that will keep you awake late at night. But know that when the going gets too hard, you'll have me and the stars. Far light years away, there's someone gaze at the moon. Antakya'dan çok lezzetli bir kargom geldi. Geçen yılki videolardan belki hatırlarsınız. Eskişehir'den kapı komşum, üniversite arkadaşım İrem'in annesi Meryem teyzenin böyle yöresel ürünler yaptığı bir dükkanı var Hatay'da. Salçaları çok güzel oluyor. Her şeyleri çok güzel. Annem de kendine salça sipariş ederken bana da sipariş etmişti. Meryem teyze tabii ki sağ olsun bana yanında bir sürü şey göndermiş yine. Çok teşekkür ediyorum. Bu biberli ekmeği çok seviyorum. Pul biber göndermiş yine, süzme yoğurt koymuş. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi hemen bir çay demledim. Biberli ekmeklerin tadına bakacağım. Özlemiştim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi kurutma makinesi almıştık. Hepsi buradan. O geldi. Halil de aşağı indi. Adamlara yardımcı olmak için bekliyoruz bakalım. Geldi tabii. O anda kapıyı falan açayım derken bir şey çekemedim. Böyle arka odaya koyduk. Şu anda hiç ellemeyeceğiz. Bugün cumartesi olduğu için servis gelemez. Paketin de servisini açması gerekiyor. Bizim dokunmamamız lazım. O yüzden böyle pazartesiye kadar burada bekleyecek artık. Arka odaya koyduk. Bakalım böyle çalıştığında etrafı ısıtıyormuş, odayı ısıtıyormuş diye duyduk. Üst üste de koymak istemedim banyoya. Diğer yerlerde de çok hoş durmazdı görüntüsü. O yüzden şimdilik arka odada duruyor. Bakalım servis gelsin bir çalışsın. Zaten çalıştıktan sonra da memnun kalıp kalmadığım konusunda yine yorum yaparım, videolarda gösteririm. Biz bu markanınkini aldık. Arkadaşımı da görmüştüm Eskişehir'de. Nevin kullanıyordu. O çok memnundu. Umarım biz de memnun kalırız. Kars'ta ihtiyacım olan bir şeydi kurutma makinesi. Annem sağ olsun alalım dedi. Yani annemin hediyesi olmuş oldu. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bakalım yine kullandıkça güncelleme yaparım. Bugün böyle sürekli bir şey göstermiş gibi oldum ama Deniz abla'da kaselerim vardı komşumda. O da kaseleri gönderirken böyle içli köfte göndermiş bana sıcacık. Çok teşekkür ediyorum. Bakın burada da iki tane daha çiçeğimiz var. Bunlar da İlayda'lardaydı. Diğerlerine Meltemler bakmıştı yazın. İki tanesini de İlayda'lara vermiştim. Biri kauçuk, biri de böyle aloe vera. Kauçuk o kadar büyümüş ki görünce çok şaşırdık. Çok uzamış. Çok güzel bakmışlar. Çok çok teşekkür ederiz. Uzun bir aradan sonra mutfak halleri çekiyorum bu gece. O ayrı bir video olacak. Artık daha önce mi gelmiştir, daha sonra mı bilmiyorum. Bu gece bir iki tane şey yapacağım buzluğumu doldurmak için. Yarın da devam edeceğim. Çünkü geç bir saatte başladım bu videoyu. Yapmak istediklerim hepsini yapamam. İlk olarak şimdi hamburger köftesi yapacağım. Daha sonra da börek saracağım. Devamını da artık yarın yaparım. Şöyle iki kamerayla her açıdan çekmeye çalışacağım. Yine bir KPSS sabahı. Aşkım. Günaydın. Şimdi biz Şahin'le Meltem'i almaya geldik. Şahin Üniversitesi'nde sınava girecek. Halil de Hüsnü Özdeğin Anadolu Lisesi'nde. Şöyle bir plan yaptık. Onlar da geliyorlar şimdi. Çöp atacaklar. Şöyle bir plan yaptık şimdi. Önce Halil'i bırakacağız. Oradan Şahin işte arabayı alacak, üniversiteye geçeceğiz. Biz o yüzden Meltem'le beraber bekleyelim dedik. Yalnız beklemeyelim iki farklı yerde. Sonra tekrar sınavdan sonra Halil'i almaya gideceğiz. Böyle ben de çay falan nemledim. Kamp sandalyelerini aldım. Üniversitede Meltem'le beraber otururuz dışarıda. Daha önceki iptal olan KPSS videosunda da bir vlog çekmiştik. O zaman söylemiştik zaten. Yine soranlar oluyor işte Halil abi ders çalışıyor mu diye. Halil çok uzun süre önce bıraktı çalışmayı. Ama yine de girecek sınava, elinde bir puanı bulunsun diye. Şahin bir senedir çalışıyor. Umarım çalışan herkes emeğinin karşılığını alır. İnşallah. Günaydın. Günaydın kankam. Kanka sana da su aldım. Ne yaptın, uyandın mı Şahin? İlken uyandım kanka, uyudum da. Heyecan var. Heyecandan mı? Stres. Var mı heyecan, stres? Var, olmaz mı ya? Günaydın. 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 Hoş geldin. Hiç belgeni aradın evde. Saat 10.30 oldu şu anda. Sınav başladı 10 dakika önce.
Heyecanlım. Evet, stresim. Sen de hazırlandın sayılır. Zaten evde çok böyle yoğun hazırlanan biri olunca bence yanındaki de hazırlanıyor. Annem öyleydi benim. Yani ben pek o konuya dahil olmadım. He. Ama yine de yaşadın yani o süreci. Zor bir süreçti. Tabii ki. Hatta sürecin içine girdikçe sen kendi hazırlandığın dönemden daha stresli oluyorsun. Kimseye tavsiye etmiyorum. Sadece size çalışmayın. Bundan tanmış biri söylüyor yalnız. Şu an Şahin'in girdiği binanın önündeyiz. Eğitim fakültesi. İnşallah çalışan herkes emeğini karşılığını alır. Evet, gençler sınavdan çıktı. İkisi de zor diyor. Çalışmayanın zor demesi iyi bir şey. Yani bakalım, inşallah hayırlısı olur. Aylar sonra evine döndü ve yeni mekanında şu anda. Geçen sene balığın bir fanusu yoktu. Biz bunu tam gitmeden almıştık baharda. Bu fanusu bana Nevin verdi. Eskişehir'de kullanmıyormuş. O içerisinde çiçek gelmiş sanırım, çiçek sepetinden. Renkli taşlarla da çok çok güzel oldu. Seasons will fly by and friends will make you cry. The world will change before your eyes. You'll toast with champagne. Yine bir pazartesi gününün sonuna geldik. Okuldan geldim biraz önce. İçeride gördüğünüz gibi aşırı derecede güneş düşüyor. Kars'ta birkaç gündür havalar çok çok sıcak. Sabah yine hırkayla gidiyordum ama öğlene doğru öyle bir ısınmaya başlıyor ki saat şu anda 5. Hala çok sıcak yani. Akşamları serinliyor ancak. Dün de KPSS hakkında pek konuşamamıştık. Okuduğuma göre geçen sınava göre zor olan yanları da varmış. Kolaylar da mesela Türkçe sanırım geçen sınava göre daha iyiymiş ama coğrafya daha zormuş diye duydum. Umarım emek veren herkes karşılığını almıştır, iyi geçmiştir. ÖABT'ye girecek olanlar zaten yine bir 2 haftalık çalışma sürecini çok iyi değerlendirmeleri lazım. Herkes için güzel olur, güzel haberlerinizi de bekliyorum zaten. Bu Sarp sınır kapısı ile ilgili mesaj da geldi bana. Bizim Batum'a giderkenki videomuzu izleyenler Sarp sınır kapısı ile ilgili bir soru çıkmış. Onu sizin sayenizde yaptık falan diye çok çok mutlu oldum. Dediğim gibi sadece dünkü sınava girenler varsa aranızda genel kültür, genel yeteneğe geçmiş olsun diyorum. Çünkü 2 kere bu süreci yaşadınız, gerçekten kolay olmamıştır tahmin edebiliyorum. Tekrar ÖABT'ye girecek olanlar varsa da çok çok başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Ben de birkaç gündür mutfak halleri çekiyorum. Böyle parça parça akşamları bir şey yaptığım için henüz videoları da birleştiremedim. Bu videoya da böyle devam ediyorum vakit buldukça. Hatta mutfak hallerinde işte hamburger köftesi yapmıştım evde. İlk defa denedim. Şimdi de okuldan geldim. Karnım aç. Onu deneyeceğim. Hamburger köftesini pişireceğim. Bir şeyler izleyerek onu yiyeceğim. Biraz dinleneceğim. Daha sonra da yapılacak birkaç ev işini hallederim. Şimdi hamburgerimi hazırlayayım. Ooo asker, ne yapıyor? Seni tanıştık. Hoş geldin. Geri gelecek. Abi bende yok bu.
Yeni kameramla. Evet. Yeni kameramla karşılamak istedim. Ya eksi 20 karşılamış. Aa öyle mi? 20 kilo vermiş. Yani fark etmememiz harika oldu. Ay ne yapıyorsunuz? Şöyle geçsem ben. Ne güzel getiriyorum. Benim için. Arkabanı hediye mi getirdin? Hayır, yeni gün hayırlı olsun. O ne? Artık geleceğiz alelim belediye. Hangi istiyorsan buraya da geçebilirsin Meltem. Bir dakika. Kamera gören. Evet, Altay askerden geldi ve bugün ilk toplu buluşmamız olacaktı ama yine bir eksiğimiz var. Sera gelemedi. İki ya. Halil burada takas, Şahin de var. Evet, Şahin de var. Teşekkürler. Mal takası. Bayağı ağırmış ya. Şahin de geldi. Have you ever looked in the mirror and not seen yourself? Like you got lost somewhere along the way. Well, maybe you just need some help getting back. But that's not something they tell you these days. I never wanted to be that girl. Bu akşam günler sonra, ne günleri ya, dur. Bu akşam aylar sonra bizim grupla bir araya geldik. Yine eksiklerimiz vardı. Şahin'le Sera yoktu. Şahin hala ders çalışıyor maalesef. ÖABT var. Sera da burada değildi. Ama özlemişiz yani. Bu kış yine böyle toplanmalarımız, etkinliklerimiz olur. Altay'ın da düğünü var bu hafta sonu. Askerden yeni gelmişti. Böyle gitgide kalabalıklaşıyoruz. Biz de şimdi bir Meltem'i bıraktık. Yürüyüş yapalım dedik. Hava çok güzel. Hatta ateşin yanında oturuyorduk. Halil yandı. Ben yandım ya ateşecekken. Bu hafta kurutma makinesini ikinci kez kullanıyorum. İlk seferde Nevres'in takımlarını attım. Gayet memnun kaldım. Bu arada 3,5 saati ayarlayınca ancak kuruyor. 2 saat falan denendiğinde nemli kalabiliyor. Zaten şurada göstergeler de var işte. Ütülenmeye hazır, dolaba kaldırmaya hazır şeklinde. Bir de bunun kurulumunu cumartesi günü demiştim, servis kaydaştırdık diye. Ardahan'dan geliyorlarmış Kars'a servis. Ve birkaç gün gelmediler. Ben aradığımda da uzun sürebilir dediler. 2 hafta, 1 ay bilinmiyormuş. O yüzden siz kendiniz kurabilirsiniz dediler. Zaten bunda bir kurulum yok yani. Fişe takınca direkt çalışıyor. Ama ben hani açtığımda bir sorun olur diye korkuyordum. Onlar da bize detaylı fotoğraflarını çekerek açtığınızda garantisini buradan başlatırız dediler. O şekilde kimse gelmeden biz de açıp kullanmış olduk. Dediğim gibi ilk denememde nevresimleri yıkamıştım. Şimdi de normal çamaşırları attım, renklileri. Şu mix ayarında kuruttum. O kadar çok toz çıkıyor ki şimdi açınca size de göstereceğim. Ve gerçekten odayı çok ısıttığı doğruymuş. Şurada bir toz haznesi var. Bu sefer şöyle dışına doğru da çıkmış. Bunu böyle İşiniz bitince çıkarıyorsunuz ve temizliyorsunuz. Bakar mısınız şu toza? Kıyafetlerde ne kadar çok toz varmış, gerçekten çok şaşırdım.
battaniye falan kurutsam nasıl olur hiç bilmiyorum. Kurutmayı yaptıktan sonra bu toz haznesini boşaltıyoruz. Bir de şurada alt kısımda açılan yeri açıp şurada kilitleri var. Buraya su doluyor. Bunu da götürüp lavaboya döküyorum. Şu anda çamaşırlar gayet kuru. Çok çok memnun kaldım. Artık hiç çamaşır asmayacak olmak bile çok güzel. Burada zaten çok uzun sürede kuruyordu. Benim için büyük bir kolaylık oldu. Böyle kullanıp memnun kaldığımı da bu videoda size göstermek istedim. Bana lütfen daha uzun vloglar çekin, videolar daha uzun olsun diye yazıyorsunuz ama maalesef ki bu videoda çok uzun bir video olmadı. Şu anda cuma akşamından bildiriyorum. Çok uykusuzum ve yorgunum. Okulun ilk haftanın bu kadar yoğun geçeceğini tahmin etmiyordum ama hiç öyle olmadı. Gerçekten yorucu bir haftayı geride bıraktık ama hiç şikayetçi değilim. Çünkü çalışmak çok güzel, böyle sürekli aktif olmak. Vakit daha hızlı geçiyor, daha verimli geçiyor. Başka şeylere kafa yormuyorsunuz. O yüzden şikayetçi değilim. Sadece böyle kameranın karşısına geçip akşamları konuşacak, sizinle sohbet edecek bir enerjim olmadı. O yüzden az konuşmalı bir video olmuş. Yine de her gün kesit kesit bir şeyler vardı. Zaten havalarda pazartesi çok sıcak başladı Kars'ta. Bir anda sanki sonbaharı es geçtik ve kışa döndük gibi oldu son iki gündür. Nasıl yağmur yağdı anlatamam. Geceleri böyle sürekli flaş patlıyor gibi oluyor dışarıda. Şimşekler çakıyor. Ve gerçekten de serinledi. Çok özlemişim bu serin havaları. Geçen sene çok güzel bir sonbahar yaşamıştık Kars'ta. Çok güzel fotoğraflarımız da vardı annem buradayken. Sapsarı yapraklar, sokaklar. Dedim ya, bu sene sanki böyle sonbaharı atlamış gibi olduk. Direkt kışa geçtik gibi oldu ama Ekim'den umutluyum bence. Ekim'i sonbahar gibi yaşayacağız. Daha sonra zaten Kars'ta bizi uzun, bol karlı bir kış bekliyordur. Siz de bana yazıyorsunuz işte, karlı manzaraları özledik, sonbahar hallerini de gösterin Kars'ın diye. Mutlaka o güzel manzaraları da çekeceğim zaten. Hatta bu hafta sonunda Halil'le belki bir yerlere gideriz diyorduk, böyle doğayla iç içe manzaraları çekeceğimiz yerler ama yağmurlu gösteriyor. Yarın da Kars'ta Kars Peynir Festivali varmış, 23 Eylül 24 Eylül tarihlerinde. Sanırım Kars Peynir Müzesi'nde bugün bir etkinlikler olmuş. Yarın da işte Kafkas gösterisi, yine peynirlerin sergileneceği bir böyle bir festival varmış. Daha önceki yıllarda da yapılıyordur mutlaka. Ben geçen sene denk gelmemiştim. Bilmiyorum ona gider miyiz? İşte yarın yine hava durumuna göre dışarı çıkmama bakacağım. Şimdi güzelce bir uykumu almak istiyorum. Yarın böyle cumartesinin hakkını vererek uyumak istiyorum. Dinlendikten sonra hafta sonumu güzel bir şekilde planlayacağım ve bundan sonra umarım daha düzenli, daha planlı gideceğiz. Videoda çok fazla konuşmadığım için videonun sonunda yine böyle bir konuşmak istedim. Ayrıca geçenlerde Instagram'dan sizden video fikirleri de istemiştim. Daha çok evle ilgili video istekleri vardı. İşte daha önce evde çekmediğim videolar da olabilir demişsiniz. Kıyafet olabilir, düzenidir, temizlik vesaire. Evle ilgili her şey ve tabii ki Kars'la ilgili. Yavaş yavaş hepsi gelecek aklımda. O yüzden kanalı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu benim için çok motive edici oluyor. Şimdilik bu videoyu burada kapatayım. Yarın yeni bir video başlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.